Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlerle 7. sınıf Start Fen Yayınları bizim sınıf kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Kazanım testi 1'deyiz arkadaşlar. Birinci sorumu büyütüyorum. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Dikkat ederseniz arkadaşlar, 1 rasyonel sayıların elemanıdır. 4 doğal sayıların elemanıdır. 6 bölü eksi 12 arkadaşlar tam sayıların elemanı değildir. Dolayısıyla burası yanlış oluyor. Eksi 5 bölü 3 arkadaşlar rasyonel sayıların elemanıdır. Burası doğru. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Her doğal sayı aynı zamanda bir rasyonel sayıdır demiş arkadaşlar. Doğru. Mesela doğal sayılardan bir örnek veriyorum. 3 bu aynı zamanda rasyonel sayıdır. Doğru oluyor. Her tam sayı aynı zamanda bir rasyonel sayıdır. Mesela eksi 5 bir tam sayıdır. Aynı zamanda rasyonel sayıdır. 0 bir rasyonel sayıdır demiş. Doğru. Her rasyonel sayı aynı zamanda bir doğal sayıdır. Burası yanlış. Bakın arkadaşlar, 5 bölü 3 bir rasyonel sayıdır ama doğal sayı değildir. Tam sayıların sembolü Z'dir. Doğal sayıların sembolü N'dir. Rasyonel sayıların sembolü Q'dur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 5 bölü 1 arkadaşlar tam sayı demiş, doğru. 8 bölü 4, bakın burası 2'ye eşittir. Doğal sayı demiş, doğru. 4 bölü 2, burası 2'ye eşittir. Rasyonel sayıdır demiş, doğru. 7 bölü 2 arkadaşlar bir tam sayıdır demiş, yanlış. Burası 3,5 gibi bir değer yapıyor. 3,5 bir tam sayı değildir. Sayılarından kaç tanesi rasyonel sayıdır demiş arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Paydamız sıfır olmayacak. Dolayısıyla burası rasyonel sayı değil. Burası da rasyonel sayı değil. Diğerleri rasyonel sayı. Yani 1, 2, 3, 4. Toplamda 4 tane rasyonel sayı vardır. Aşağıdaki gösterimlerden hangisi diğerlerinden farklıdır demiş. Bakın arkadaşlar, buradaki eksim pay kısmına da gelebilir, payda kısmına da gelebilir. Dolayısıyla A, B, C bunlar birbirine eşittir. Ama D'ye baktığım zaman buradaki eksi, buradaki eksi bunlar birbirini götürür ve de burası artı 6 bölü 9'a eşit olur. Dolayısıyla bunlara eşit değildir. Yukarıdaki sayı doğrusunda 1 ile 2 ve 2 ile 3 arası 4 eşit parçaya bölünmüştür. A ile B noktalarına karşılık gelen sayılar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi arkadaşlar, 1 ile 2 aralığında olduğu için ben buraya 1 tam diyorum. 4 parçaya böldüğümüz için paydaya 4 dedik. Kaç parça ilerlemişiz? 1, 2. O zaman burası 1 tam 2 bölü 4'tür. Yani 1 tam 1 bölü 2'dir. Buraya geldim. 2 tam diyoruz. 4 parçaya böldüğümüz için paydaya 4 dedik. 1, 2, 3. 3 parça ilerlediğimiz için 2 tam 3 bölü 4 dedim. Aşağıdaki sayı doğrusunda A noktası eksi 6 sayısına ve G noktası eksi 4 sayısına karşılık geldiğine göre E noktasına karşılık gelen sayı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın arkadaşlar, tüm aralıklar birbirine eşitmiş. Eksi 4'ten eksi 6'ya kadar kaç parça gitmişiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parça gitmişiz. Peki normalde eksi 4'ten eksi 6'ya kadar kaç birim var? Birinciyi aynen yaz. İkincinin işaretini ters çevir. Topla. Dikkat ederseniz 2 birim var. Biz 2 birim arkadaşlar 6 parçada gitmişiz. 1 birimi 3 parçada gideriz. Yani burası eksi 4 ise 1, 2, 3. Burası eksi 5'tir. Şimdi E'ye geleceğim. E dikkat ederseniz eksi 4 ile eksi 5 aralığında olduğu için eksi 4 tam diyorum bölüm. Her bir birim arası 3 parça olduğunu az önce bulmuştuk. Paydaya 3 dedim. 1, 2. 2 birim ilerlediğimiz için arkadaşlar eksi 4 tam 2 bölü 3 diyoruz. Şıklarda var mı? Yok. O zaman bunun birleşik kesir halini yazalım. 4 çarpı 3 artı 2 bölü 3 eşittir diyorum. Eksi. Bakın 4 ile 3'ü çarptım. 12 üzerine 2 ekledim. 14 bölü 3 olarak gelir.
Aşağıdaki sayı doğrusunda eksi 2 ile eksi 1 arası eş parçalara bölünerek x bölü 10 sayısı gösterilmiştir demiş arkadaşlar. Buna göre x kaçtır diyor. Şimdi şöyle söyleyelim. Eksi 1 ile eksi 2 arası kaç parçaya bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5. 5 parçaya bölünmüş. Yani eksi 1 tam diyoruz. Paydamıza 5 dedik. 1, 2. 2 birim ilerlediğimiz için payımıza 2 dedik. Bunun bileşik kesir halini bulalım. 1 çarpı 5 artı 2 bölü 5 eşittir. Burası eksi 7 bölü 5 olarak geldi. Bakın buranın paydasında 10 olduğu için ben bu eksi 7 bölü 5'i 2 ile genişletiyorum. Ve de burası eksi 14 bölü 10 olarak gelir. Benim x değerim buradan eksi 14 olarak geldi. Yukarıda modellenmiş kesinin sayı doğrusunda gösterimini istiyor. Bakın burada 1 tam var, burada 1 tam var, burada ise 3 bölü 4 var. Bunları topladığım zaman 2 tam 3 bölü 4 bulurum. 2 tam 3 bölü 4, 2 ile 3 arasında olacak bir kere. 2 ile 3 arası 4 eş parçaya ayrılacak ve biz üçüncüsünde olacağız. Bakın 1, 2, 3, 4. Biz üçüncüsünde olduğumuz için doğru cevabımız C şıkkımız da oldu. Eşitliği veriliyor. Buna göre işleminin sonucunu istemiş arkadaşlar. Şimdi ben buraya baktığım zaman eksi 8 bölü 9 eşittir. Bakın paydamız pozitif olduğu için bizim eksimiz pay kısmımıza yazılabilir diyoruz. Yani benim a değerim eksi 8 olarak gelir. Eşitmiş. Bakın 1 eksi burada var, 1 eksi burada var. Bunlar birbirlerini artı yaparlar. Ama benim rasyonel sayım negatif olduğu için benim bir yerden eksiye ihtiyacım var. Dolayısıyla buradaki b'ye eksi 9 diyorum. Aynı şekilde burası eksi, burası eksi. Bunlar birbirlerini artı yapıyorlar. Bir yerden benim eksiye ihtiyacım var. Dolayısıyla c'ye eksi 8 diyorum. Şimdi geldim yerine yazacağım. A yerine eksi 8 artı B yerine eksi 9 artı pardon eksi 8 eşittir diyorum. Bu ikisinin toplamı eksi 17 olur. Eksi 8. Buraya geldiğimizde arkadaşlar birinciyi aynen yaz. İkincinin işaretini ters çevir. Topla ve de benim buradan cevabım eksi 9 olarak gelir. Devam edelim. Yukarıda verilen ifadeler rasyonel sayı olmadığına göre işleminin sonucu kaçtır dedik arkadaşlar. Şimdi rasyonel sayı olmamaları için paydalarının sıfır olması lazım. Dolayısıyla a artı 3'ü sıfıra eşitliyorum. Buradan benim a değerim eksi 3 olarak geliyor. B eksi 7'yi arkadaşlar sıfıra eşitliyorum. Benim buradan b değerim 7 olarak geliyor. C artı 5'i sıfıra eşitliyorum. Benim buradan C değerim eksi 5 olarak geliyor. Geleceğim şimdi burada yerine yazacağım. A artı B yani eksi 3 artı 7 bölü C eksi A yani eksi 5 eksi 3. Pay kısmına baktım 4 gelir. Payda kısmına baktım eksi 2 gelir. Buradan cevabım eksi 2 olarak geldi. Eksi 25 bölü 4 rasyonel sayısı sayı doğrusunda gösterilirse hangi iki tam sayı arasında yer alır? Şimdi arkadaşlar geliyorum 25'i 4'e böleceğim. Burayı tam sayılı kesir haline çevirmeye çalışacağız. 25'i 4'e böldüğümde içerisinde 6 tane var. 6 kere 4 24 yapar. Çıkardım 1 geldi. Yani burası eksi 6 tam 1 bölü 4 olur. Dikkat ederseniz eksi 6 tam 1 bölü 4 eksi 6 ile eksi 7 aralığında olur. İfadesi rasyonel sayı değildir. İfadesi sıfıra eşittir. Buna göre a bölü b ifadesi sayı doğrusunda nasıl gösterilir demiş. Şimdi yukarının rasyonel sayı olamaması için paydanın sıfır olması gerekiyor. Dolayısıyla paydayı sıfıra eşitleyeceğim. B değerim buradan eksi 5 olarak geldi. Buraya geldim. İfadesinin sıfır olabilmesi için payın sıfır olması lazım. Dolayısıyla pay kısmını sıfıra eşitleyeceğim. A değerim buradan eksi 3 olarak geldi. Buraya baktığımda arkadaşlar A bölü B. A değerim eksi 3, B değerim eksi B. Eksiler birbirini götürür. Burası 3 bölü 5 olarak gelir. Doğru cevabım arkadaşlar C şıkkında oldu.
videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.